her zaman söylediğimiz gibi aslında Kürt meselesi uluslararası bir mesele. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarını ilgilendiren bir mesele değil. Dört ayrı devleti ilgilendiren Türkiye, Suriye, İran İran ve Irak devletlerini de ilgilendiren bir Kürdistan sorunu var. Olayın ve meselenin aslı zaten Kürdistan sorunu. Kürdistan sorunu aynı zamanda bir uluslararası sorun. Çünkü bu sorunun çözümsüz hale gelmesinde emperyal ve sömürgeci güçlerin çok büyük bir payı var. Zaten Kürt meselesinin bizim coğrafyamızdaki yaşanan Kürt meselesinin özellikle 90'larda geldiği nokta çok ağır bir noktaydı yani. Çok büyük hak ihlalleri, savaş suçları işlendi. İnsanlar katledildi, gözaltında kaybedildi. Kadınlar cinsel işkencelere maruz kaldılar, köyler yakıldı. Çok acılı bir süreç yaşadık. E, 90'lı zaten her dönem acılı ve çatışmalı süreç ama özellikle 90'lar tam bir savaş konsepti olarak yaşandı ve biz bunu insan hakları savunucuları olarak da çok ağır yaşadık. Tüm olayları yerinde tespit ettik, raporladık ve akla gelmeyecek, akla sığmayacak insan hakları ihlalleriyle karşılaştık. E, ve e, o dönem hemen 9 Ekim'in öncesindeki süreçte Türkiye ile Suriye arasında ipler son derece gerilmişti. Ve neredeyse savaş ilan edecekti Türkiye Suriye'ye karşı. E, sınırda hatta e, dönemin... Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamalar Falan bugün gibi aklımızda Ve 9 Ekim 1998 Tarihinde işte Uluslararası komplo adı verilen bir Durum gerçekleşti Abdullah Öcalan Suriye'den Çıkarıldı ve Yunanistan'a Oradan da ayrı birçok Ülkeye gitmek durumunda kaldı Aslında bu Verilen uluslararası bir kararın Sonucuydu. Biz o dönem Türkiye'ye getirildikten sonra ilk avukatları olarak birçok uluslararası güçle, büyükelçiliklerle yaptığımız görüşmelerde bize hep söylenen şuydu. Yani Kürt sorununun çözümü konusunda Türkiye söz verdi ve bu nedenle Öcalan Türkiye'ye teslim edildi tırnak içinde. Tabii ki bu uluslararası bir karardı ve esas olarak e, uluslararası güçlerin gerçekleştirdiği bir e, operasyondu. Türkiye'nin aslında çok da payı olan bir şey değildi. Ama tabii o süreçte e, çok e, değişik olaylar yaşandı. Hem umut verici hem umut kırıcı. Mesela İtalya'dayken. E, bir çözüm e, rüzgarı bir ara esti, her şey düzelecek gibi göründü filan ama sonra 15 Şubat'ta e, yaşanan gerçeklikle e, Sayın Öcalan Türkiye'ye e, yakalanarak getirildi. E, bu tabii ki eminim ona da uluslararası güçler bir takım sözler verdiler ki Suriye'den çıktı ama o sözler yerine getirilmediği için de e, böyle bir durum gerçekleşti ancak... O dönem bizim özellikle e, Amerikalı e, yetkililerle yaptığımız tüm görüşmelerde, avukatları olarak yaptığımız tüm görüşmelerde bize söylenen şuydu. Türkiye bu sorunu çözmek konusunda bir kararlılık iradesi gösterdi. O nedenle e, Öcalan Türkiye'ye teslim edildi diye. Ama bunun tabii böyle olmadığını zaman içinde e, çok acı bir şekilde yaşadık. Ve e, o günden bugüne devam eden e, bir büyük mesele var. Yani e, bugün artık tecritle somutlaşan, e, tamamen e, yok sayılmak istenen, e, sesinin duyulmasını istenmeyen bir sürece geldik. Ama bu esas olarak... ...Kürt sorununda uluslararası düzeyde bir çözümsüzlüğün sonucuydu. E, maalesef ki dünyada emperyal güçler için bazı savaşlar tırnak içinde muteber savaşlar, kabul edilebilir savaşlar. Örneğin e, Rusya, Ukrayna örnek gösterilebilir. Herkes bu konuda konuşuyor, Ukrayna'ya kimileri sahip çıkıyor, işte Rusya'ya e, ambargolar konuyor ama herkes bu savaşı konuşuyor... Ama biz çok daha ağrını çok uzun yıllardır yaşıyoruz. Mesela bugün Filistin'de de bir e, İsrail'in özellikle saldırılarıyla e, ama yine bütün dünyanın konuştuğu, e, Kürt, Kürt savaşından çok daha fazla konuştuğu, belki e, fiili olarak çözüme yönelik çok adımın atılmadığı ama çok konuşulan bir e, çatışma ortamı var ama maalesef ki e, Kürdistan'da yaşanan savaş ve hak ihlalleri maalesef ki bu dünyadaki egemen güçlerin yeterince gündemine girmedi. Birleşmiş Milletler'in gündemine girmedi. Oysa ki bu konuda yazılı Birçok uluslararası sözleşme var. Yani e, örneğin e, Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi var ki Türkiye bunun tarafı. Ama biz bu sözleşmenin defalarca ihlal edildiğini gözlerimizle gördük. Şahit olduk. Raporlar düzenledik. Suç duyuruları yaptık. Ama maalesef ki e, varlığının büyüklüğü kadar görünmeyen, uluslararası düzeyde bir çatışma ortamında yaşıyoruz. İşte bu nedenledir ki zaten sivil siyasetin bile önü kapalı. Yani bugün siz cezaevlerine baktığınızda yani silahlı savaşçılardan daha çok düşüncelerini ifade eden Kürtlerin sayısal olarak yoğun olduğunu görürsünüz. Yani sivil siyasetin önü o kadar engelleniyor ki bu konu konuşulmasın diye ve maalesef ki uluslararası güçler de bu konuya çok yetersiz yaklaşıyorlar. Bugün cezaevinde mesela çok sayıda Kürt sivil siyasetçi var. Milletvekilleri var, yazar, çizer, gazeteci ya da hepimiz her an girmeye hazır ya da girme tehlik cezaevine girme tehlikesi olan ve çok büyük bir bölümümüzde adli kontrolü neredeyse rehin olarak yaşayan insanlarız. Yani bu konunun konuşulması istenmiyor ve uluslararası düzeyde de maalesef ki bu konu yeterince değil neredeyse hiç konuşulmuyor. Bizim daha ben geçen hafta Ankara'daydım. Bazı büyükelçiliklerle görüşmeler yaptık tek konu Kürt meselesiydi. Hep işte biz çok üzülüyoruz, bu sorunun çözülmesini istiyoruz, Türkiye'ye sürekli baskı yapıyoruz. Ben de hep cevap olarak şunu söyledim, siz yeterince baskı yapmıyorsunuz. Çünkü Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin hep söylüyorum birçok uluslararası sözleşmelerde imza ortağı. Ve bu imzaların hepsini ihlal ediyor. Bu sorunun çözülmesi istenmiyor. Çok net. Mesela bugün Suriye nedeniyle bugün sığınmacılar sorunu bile 9 Ekim'e bağlıdır. Yani her şey aslında Suriye'de yaşananların da esas nedenlerinden en büyüğü 9 Ekim 1998'de yaşanan komplodur. Bugün sığınmacılardan şikayet eden toplum eğer Kürt meselesini yeterince tartışsaydı, barışçıl çözümler üretseydi bugün o bazılarının çok rahatsız olduğu sığınmacılar sorunu da olmayacaktı. Yani bir insanın kendi coğrafyasından isteyerek kendi evini terk etmesi mümkün müdür isteyerek? O insanlar zorda kaldıkları için savaş koşulları olduğu için geldiler. Türkiye Suriye meselesinin tam da içine girdiği için yani bugün hepimiz biliyoruz değil mi ve bunu göstere göstere yapıyorlar. Yani Bahçeli oradaki cihatçı örgütlerin komutanlarıyla fotoğraf çektiriyor. Bak bunlar benim korumamdadır. Korumam altındadır demek istiyor. Ama bugün bizim coğrafyamızda ana muhalefet ve maalesef ki sendikalar, devrimci sendikalarda olmak üzere bu konuyu tartışmıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde bir işçi sınıfı bir gün bile barış için genel görev yapmadı bu coğrafyada. Bu çok korkunç bir şey. Haklı olarak tabii ki Filistin için tepki gösteriliyor ama o tepkinin binde biri bizim coğrafyamızda yaşanan savaş için gösterilmedi. Biz tabii devleti eleştirelim, sonuna kadar eleştirelim ama bu coğrafyada iktidar sorunu olduğu kadar bir muhalefet sorunu da var. İktidar ve muhalefet birbirine o kadar çok benziyor ki özellikle ana muhalefetle iktidar birbirine o kadar çok benziyor ki bu sorun çözülmüyor. Örneğin CHP yani bu coğrafyada ilk kez işte 9 Ekim 98'den bu yana ilk kez bir barış sürecinde, barış süreci adı verilen süreçte insanlar biraz rahat nefes aldılar. Ama örneğin CHP bu süreç sonra tamamlanmadan bitti. CHP bugün AKP'yi eleştirirken şunu demesi gerekir. Niye başaramadın, niye çözemedin bu sorunu demesi gerekirken neden yaptın barış sürecini diyor. Neden teröristlerle oturdun diyor. Şimdi böyle bir ana muhalefetin olduğu yerde sorunun çözümsüzlüğü daha da büyüyor. Tam tersine iktidara barışçıl bir çözüm için baskı yapacak bir muhalefet gerekiyor. Maalesef ki Türkiye'de bu yok. Ve bugün artık 9 Ekim'le başlayan süreç bugün başta İmralı Cezaevi ve bütün cezaevlerinde olmak üzere bir tecrit politikasıyla devam ediyor. Oradaki, Cezayir'deki insanlar adeta yok sayılıyorlar. Hatta adeta her türlü şiddet onlara e, olabilir mantığıyla bakıyor bu coğrafyadaki insanların çoğu. Çünkü bu sorunu çözümsüz bırakan iktidar ve muhalefet var. E, o nedenle bence 9 Ekim'den başlayarak bu sürecin gerçekten yeni baştan tartışılarak yeni barışçıl çözümler üretilmesi gerekiyor. Çünkü bu sadece Kürtlere zarar vermiyor. Evet Kürtler e, üç nesildir büyük savaşacıları yaşıyorlar. Ailesinden bir kişi gözaltına alınmamış, bir kişi öldürülmemiş, bir kişi işkence görmemiş bir Kürt ailesi yoktur bu coğrafyada. O kadar çok acı çekmiş aile var ki ama bir taraftan da Türkiye'deki insanlar da büyük bir açlık çekiyorlar. Yine bu savaş yüzünden çekiliyor bu açlık. Bakın, sendikalar şunu sormuyor. Bana vermen gereken parayı niye Suriye'deki cihatçılara veriyorsun demiyor. Bir gün bile disk bile bu soruyu sormadı. Ben bunu çok merak ediyorum. Neden sormuyorlar bu soruyu? Yani savaşa gidiyor çünkü para. Savaşa gittiğini sorgulamayan bir muhalefet ve bir sendikal hareket var. Ee, o nedenle bütün bunlar birbirini etkiliyor. Şimdi geçen gün biz e, uluslararası insan hakları hareketinden çok eski, hareketin içinde çok eskiden beri olan bir e, Alman arkadaşla görüşürken o da aynen bizim gibi düşünüyor ve eleştiriyor. Dedi ki "Avrupalılar ve Amerikalılar sanki Türkiye'ye büyülenmiş gibi davranıyorlar." dedi. Tabii ki bu tırnak içinde yani Türkiye onu iyiliğiyle güzelliğiyle büyülemiyor ama Türkiye'nin çok stratejik bir yeri var yani e, stratejik bir ülke e, o nedenle de mesela özellikle son dönemde sığınmacılar meselesi üzerinden ve e, Türkiye çünkü gönderirim sığınmacıları tehdidini yapıyor. Daha önce de ekonomik çıkarlar çok fazlaydı. Yani Türkiye gerçekten konumu itibariyle coğrafi olarak çok önemli bir yerde ve bu yerinin de maalesef her zaman kendi değerini biliyor ve kullanıyor bunu. Şimdi devletler arasındaki ilişkiler maalesef ki uluslararası sözleşmelere, insan hakları sözleşmelerine göre yürümüyor. Karşılıklı çıkar ilişkileriyle devam ediyor. Ve biz uluslararası güçlerle, siyasetçilerle ya da büyük elçiliklerle yaptığımız tüm görüşmelerde bunların hepsini dile getiriyoruz. Bize yüzümüze evet haklısınız diyorlar ama pratikte bir şey yapılıyor mu? Bence yeterince yapılmıyor. Şimdi bize diyorlar ki, biz Türkiye'yi Avrupa Konseyinden mi atalım, onu mu öneriyorsunuz? Biz böyle bir şey önermiyoruz. Biz sadece e, Türkiye Cumhuriyeti altına imza attığı sözleşmelere uygun davranmıyor. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafı ve bu mahkemenin bağlayıcılığını kabul etmiş ama hiçbir şekilde kararları uygulanmıyor. Yani. Bunun yaptırımının bu kadar uzun sürmesi akıl dışı bir şey. Akıl dışı. Bırakın hadi Kürt siyasetçileri bir tarafa bırakalım. Osman Kavala için de uygulamıyorlar. Yani onun için e, hukukun önüne, e, yazılı hukukun önüne e, maalesef ki e, intikamcı bir devlet aklı geçmiş durumda. Yani bu intikamcı devlet aklı yeterince sorgulanmıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Biz insan hakları savunucuları olarak bedel ödeyerek bunları söylüyoruz. Bizim her konuşmamız, her yazdığımız yazıya davalar açılıyor. Bu coğrafyada barış olsun. İnsanlar barışçıl bir ortamda yaşasınlar. Eşitlik olsun. Karşılıklı özgürce konuşabilelim istiyoruz. Aslında biz bu coğrafyadaki insanların iyiliği için konuşuyoruz bütün bunları. Ama yine suçlanan biz oluyoruz. Öyle bir ortam yarattılar ki mesela canlı yayında iki gün önce e, bu coğrafyada sıradan bir insan değil Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin Bafil Talabani'ye suikast yapılmasını önerdi. Canlı yayında şiddet çağrısı yaptı açıkça. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve iç hukuka tamamen aykırı. Bir tek savcı bu adam hakkında bir suç duyurusu yaptı mı? Hayır. Adam açıkça dedi ki biz dedi suikast yapmalıyız Bafil Talabani'ye. Biz yapmasak da başkasına yaptırmalıyız. Biz yapmasak da başkasına yaptırmalıyız dedi. Bu ne demektir? Ve bu adamın bu İsmail Pekin'in İstihbarat Dairesi Başkanı olduğu dönemde birçok insan faili meçhul şekilde öldürüldü. Demek açık söyledi yani açıkça bizi yaptık dedi. Başkasına yaptırttık ama biz yaptık. Yani bu çok korkunç bir şey. Öcalan'la ilgili hem ahim kararlarının uygulanmaması, sürekli ertelenmesi hepsi bu 9 Ekim'in sonuçları. Yani bu çözümsüzlük politikasının sonuçları. E, masanın altına e, ya da halının altına sıyırarak hiçbir sorunun çözümlenmesi mümkün değil maalesef. Şimdi en başta da söylediğimiz gibi e, bugün e, Türkiye'nin sadece kendi içindeki Kürt meselesine müdahil olmak değil, aynı zamanda özellikle Güney Kürdistan ve Suriye'de de e, tamamen Kürt meselesine müdahil olmaya çalışması. İşte bugün Vafil Talabani'den olan rahatsızlık. Bütün Tüm bunların aslında sonucu yine aynı noktaya geliyor. Kürt meselesi değil bir Kürdistan meselesi var, bir uluslararası mesele var. Yani o nedenle bütün o dört devlette de diğerindekine ne karışmaya çalışıyor. Yani en çok da bunu Türkiye yapıyor. Yani bugün Bafil Talabani'ye suikast girişiminin tartışılması da böyle. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı da böyle. Hepsinin 9 Ekim'le bağlantısı var. Çünkü Kürt meselesi bütünlüklü bir mes Mesele, uluslararası bir mesele ve e, hepsinin altında yatan da çözümsüzlük politikası. Bu sorunun, bu büyük sorunun şiddetle bastırılması isteği var ama şiddetle çözülemiyor. Bunu görmeleri gerekiyor artık. Çözülmedi ve çözülmeyecek. Şiddetle çözülmeyecek bu sorun. Bu sorun ancak oturup görüşerek çözülebilecek bir sorun. Ama maalesef ki bu çözümsüzlükten nem birçok güç var uyuşturucu baronları var, silah tacirleri var, emperyal ve sömürgeci güçler bu, bundan çıkar sağlıyorlar çünkü. Ve onların sağladıkları çıkarlar tüm coğrafyalardaki e, emekçi sınıflara açlık olarak geri dönüyor. Bunu görmeyen bir e, işçi sınıfı var bizim coğrafyamızda. Ben buna üzülüyorum. Gerçekten bu sorun neden işçi sınıfının gündemine girmiyor? Bu sadece devlet meselesi değil. Devleti her zaman tartışıyoruz. Ama bu konu işçi sınıfının birincil meselesi olması gerekirken neden hiç konuşulmuyor? Bence bunun esas tartışması